Benim ultim var diye ben ona güveniyorum. Tamam, ultim var benim hala. Oradan alır mıyım onu? Tamam, çok güzel, çok güzel. İvan hoş geldiniz arkadaşlar. Caitlyn oynayacağız. Bakalım, karşımız biraz güçlü bir takım. Draven'dan dolayı tabii. Ben Draven'ın olduğu lane'lerden nefret ediyorum ya. Early'de o kadar fazla saçma hasar çıkartıyor ki yani hiç sevmiyorum gerçekten. Ama tabii oyunun late'inde de bir o kadar oynaması zor bir şampiyon. Attığınız baltaları tutturmak falan resmen işkence oluyor falan. Gözünüz bir baltada oluyor, bir rakipte oluyor, bir nereden konum alacağım derdindesiniz falan. Şu an benim hoşuma gitmeyen aslında Draven'dan çok Malphite'in olması. Ben Malphite'in olduğu oyunları da hiç sevmiyorum. Adam üzerinize bir uçuyor, kesin birkaç kişi yetişiyor yani sizin üzerinize uçarken falan ve benim gibi az mobilitesi olan bir şampiyon için, hareket kabiliyeti kısıtlı bir şampiyon için de ayrı bir sıkıntı bu. Ama ne yapalım bakalım, bizim takım umuyorum Draven'ı yalan edebilir de bana daha fazla olanak kalır karşı tarafı yalan etmek adına. Genelde eğer Caitlyn'le oynuyorsanız çalıdan vurmanızı tavsiye ederim size. Çünkü çalıdan vurdukça 2-2 artıyor şey vuruşlarınız. Tamam, hadi gidiyorum ben buradan, inşallah beni bizi dövmezler, çünkü döverlerse direkt flash atmak zorunda kalacağım. Haydi bakalım. Yok, buradan çıkan olmadı. Q ile başlamak genelde çok mantıklı oluyor. Burada minyon kaçırma şansınız baya düşüyor. Şu anda yaptığım gibi 3 minyonu da aldım böylelikle. Derken 4. kaçıyordu. Bayağı canları indirdik ama tutuşturu olsa belki biraz daha agresif olabilirdik. Şimdi bunun sorununu yaşıyoruz daha çok. Bizim adam heal attı en azından. Benim heal'ım, flash'ım hala duruyor. Tamam, ben bunu rahat rahat aldım. Buradan bu adamı da alabiliriz. Heal'ımı olduğunu bilmiyordu muhtemelen. O yüzden ona güvenerek şey yaptı ama ben tabii ki heal'ımın olduğunu bildiğimden dolayı aşırı özgüvenli bir şekilde orada savaşmaya devam ettim. Tek kılıcımı alıp lane'e doğru döneceğim. Şimdilik fena bir iş çıkarmıyoruz. Bu karşımızdaki güçlü lane'e karşı baya baya eşit. Hatta önde götürüyoruz lane'i. Ya da bir tane atacağım. Vurabildiğimiz kadar vurduk. Şu minyonları da alalım. Bakalım buradan kill mi alırız, kill mi veririz bilmiyorum. Bu adam ulti atmıyor. Ulti denese falan belki kesebilirler. Benim ultim var diye ben ona güveniyorum. Tamam, ultim var benim hala. Oradan alır mıyım onu? Tamam, çok güzel, çok güzel. Ultiyi önce atmadım çünkü ben onu atsam birincisi zaman kaybedeceğim. Adamlar yürüyerek bile çok fazla kaçacak. İkincisi bir şekilde önüne geçerse oradan kaçışı olacaktı ve bizim 2 kill şansımız gidecekti. Bu yüzden düz vuruşa devam ettim. Burada çok fazla kalmak istemiyorum. Gidip öncelikle item'ımı tamamlayacağım. Ayakkabım zaten geldi. Güzel bir 2 tane daha kill aldık. Şu anda durum 3-0 gidiyor. Ben hala çok gitmek istemiyorum. Tehlikeli yerlerdeyiz. Başımda da büyük ödül var. Çok fazla zorlamadan Draven yalan etmece. Bakalım, orada da bizim item'ı, totemi kırıyorlar. Tamam, güzel. Tamam, güzel. Bir tane kill aldım orada. Heal'ı birazcık geç attım sanki ya. Yemleyeyim dedim adam ama. Burada da adam bizi yemlemiş oldu. Görüşü açalım. Buraya girerek doğru mu yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Yani kötü yaptım kesinlikle. Çok fazla para verdim. Bu adam harbiden büyük sıkıntı ya. Malphite ben hiç sevmiyorum. Oyunun başında da söyledim zaten. Tank kasıyor olmasına rağmen adam resmen %60 canı falan indirdi tek başına. Onun yanına bir de Ziggs'in ultisi falan derken yalan patan oldu. Çok fazla AD'mizin olması bu adamı tamamen böyle saçma bir şampiyon haline getiriyor.
Ha, bunu alabildik en azından. Yok ya. Sanki öleceğiz gibi orada ama. Lan bana atlarsın dedim, atlamadın sen de. Hala devam ediyoruz mu? Bence kuleye zorlamak daha mantıklı sanki şu anda. Ama onu da yapamadık. Baya baya garip garip durumlar var. Ultiledim ben de. Bari bir saniye önce keselerdi de işe yarasaydı. Alev ejderi var. Alev ejderi falan kovalayabiliriz. Yani birazcık korkak bir seçim bu ama yani şu an karşı takımda buna karşı yapılması en mantıklı hareket. Bence en mantıklı hareketlerden bir tanesi bu. Flash'ımın olduğu durumlarda falan belki kaçarım ama adam da 13 seviye olmuş. İnsafsız. Ben ultiyle alırım herhalde ben onu. Güzel. İkinciye basmadı ama olsun. Güzel denemeydi. Ne yaptın lan? Kanka biz bu adamı alırız herhalde sanki ya. Ne diyorsun? Buraya çok yapacak bir şey yok. Kuleyi zorlayalım. Kule de bayağı vurdu. Çekiler zorladı ama. Baron mu alsak diyeceğim de buradan bir tane daha kule çok daha mantıklı olur sanki. Onlar orayı zorluyor. Biz de burayı zorlayabiliriz alabildiğimiz kadar artık. Kanka ben sana gelmek istiyorum ama. Tamam bir şekilde bunu alırız en azından diye umuyorum. Tamam bu adam oy. Güzel. Ben gidelim şunu alalım. Gayet güzel. Bir tane ace'imiz var burada. Arka tarafa gitmek istemedim. Malphite deli gibi ölüyordu. Niye bu kadar fazla ölüyordu bilmiyorum. Ben buradan bu kuleyi alacağım ama. Şimdilik 6-1-5. Ve zaten surda verdiler. Bu oyunlukta bu kadar oldu arkadaşlar. Aslında o kadar fazla ezmiyorduk. Sanıyorum takım savaşını kaybedince çıkmak istediler. Buna da saygı duyuyoruz. Bir bakalım oyun sonu ekranına. Hasarım benim fazla mıdır derseniz Zed çok fazla ileri doğru gitti. Onun hasarı vardır diyeceğim. Garen yardırıyordu. Benim de hasarım vardı zaten. 13 MVP ben olmuşum. En fazla hasar, en fazla puanı ben almışım. Kime versem diyeceğim. Bizim lane safamız biraz idare eder seviyedeydi. O yüzden ben Sona'ya vereceğim. Sona'nın da zaten puanı 10.3'müş. Esm almışım. Aynen. Bir tek es alan benmişim zaten. Hasarda biraz geride kalmışım açıkçası ama sanıyorum KDA'mın 11 olması burada es almamda bir artı rol oynamış. Hasar biraz düşük oldu ama normalde zaten ADC hasarı da Caitlyn gibi bir şampiyonun hasarı oyun ilerledikçe artar. Tam benim dakikalarım geliyordu ve şu item biraz benim hasarımı engelledi. Daha farklı bir yol olabilirdi ama tabii ben bunu almasam belki çok daha kolay ölürdüm. Benim üzerime daha fazla oynayabilirlerdi. Sırf beni iki kere öldürmek zorunda olacaklar için belki üzerime girmedikleri bile olmuştur. Bu oyunluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. And now I know my